Dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere internet bağlantısıyla değerli bir konuğumuz var. İnternet hattında emekli Büyükelçi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Sayın Ünal Çeviköz'le konuşacağız bu konuyu. Ünal Bey, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir süredir televizyon haberlerinde bizlerin kamuoyuna aktardığı görüntülerden ve oluşan havadan, yapılan açıklamalardan, verilen demeçlerden anladığımız kadarıyla hani uluslararası diplomasi jargonunda bir gunboat diplomasi, yani savaş gemileri aracılığıyla birbirini bir takım şeyleri kabul ettirmeye zorlama görüntüsünden galiba yavaş yavaş, belki de biraz hızlı şekilde masaya dönme eğiliminin ağır bastığı anlaşılıyor. Ne kadar umutlusunuz? Bu tabii çok önemli bir gelişme. Çünkü birçok kişi hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu konuyu aklı selimle değerlendirdiklerinde aslında bu gerginliğin çözümünün mutlaka bir şekilde müzakerelerle ve masaya oturarak yatıştırılması gerektiğine inanıyordu. Ben de aynı düşüncedeydim. Bu kadar çabuk olması da aslında bir başarı. Çünkü bu olmasaydı ve gerginlik sahada devam etseydi, o zaman hiç beklenmedik bir şekilde bir kaza ile beklenmedik bir çatışmaya doğru da evrilebilirdi gerginlik. Onun olmaması için çaba gösterildi. Araya girenler oldu. Almanya olsun, işte başka Avrupa ülkeleri olsun. İki taraf da karşılıklı olarak güven artırıcı bir takım adımlar attılar. Örneğin Türkiye'nin 12 Eylül'den itibaren Navtex süresini uzatmayarak Oruç Reis'in Akdeniz Antalya limanına dönmesini sağlaması, bunun hemen arkasından Yunanistan'ın Meis'teki iki firkateynini başka görevlerle oradan uzaklaştırması aslında bu gerginliğin yatışmasına sebep oldu. Yatışmaktan sonra da tabii yapılacak şey, madem gerginlik yatışıyor, o zaman çözüm için ne yapacağız? Çözüm için de demek ki bir şekilde diplomasi yoluna döneceğiz dendi. Bu olumlu bir gelişme. Fakat bundan hemen böyle 24 saat içinde masaya oturulduğu zaman, o masadan kalkıldığında mutlaka bir çözümle kalkılacağı şeklinde bir beklentiye girmemek lazım. Çünkü biraz evvel sözü edildi. Türkiye ile Yunanistan arasında 1998 yılından beri başlayıp da devam eden, şimdiye kadar da 61 kez toplanmış olan istikşafi görüşmeler silsilesi var. Bu istikşafi görüşmeler silsilesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki bütün meseleler ele alınıyordu. Onun için şimdi yapılacak olan görüşmenin yeniden istikşafi görüşmelerin başlayacağı şeklinde ilan edilmesinden ben bırakıldığı yerden devam edileceği sonucuna varıyorum. Bunun avantajı elbette gerginliğin yatışması ve iki tarafın da sorunlarını sahada çözmek yerine masada konuşmaya başlamaları, daha doğrusu konuşmaya devam etmeleri olacak. Ama hemen bir sonuç beklemek de biraz fazla bir abartılı bir beklenti olur. Şimdi Sayın Çeviköz, sizin de aslında ima etmeye çalıştığınız gibi öyle çok basit bir masaya oturulup hemen çözülüp kalkılacak bir durumdan söz etmiyoruz. Son derece karmaşık ve birden fazla maddeye ihtiva eden, ta 1923'lerden Lozan'dan bu yana sarkan bir takım sorunlar yumağından söz ediyoruz. İşte münhasır ekonomik bölgeler, deniz yetki alanları, adaların statüsü, adaların silahlandırılması ve pek çok başka konu. Zaten sadece Türkiye-Yunanistan arasındaki görüşmelerde ele alınacak dosyanın içeriği, ama bunun haricinde de işte o ikili, üçlü, beşli, çoklu anlaşmaların tesiri de masaya yatırılacak. Dolayısıyla sadece Türk-Yunan görüşmesi ya da görüşmeleri dizisinden değil, uluslararası bir masanın toplanmasından da söz ediyoruz herhalde. İki teklif var. Bir kere Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta almış olduğu kararda da adı geçen bir yöntem var. O da bir uluslararası konferans toplanması şeklinde. Türkiye tarafından biz aslında bölgenin sorunlarını bölgedeki bütün ülkelerle görüşmeye hazırız şeklinde bir yanıt gelince, bu sefer Charles Michel, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, bu konuda bir Doğu Akdeniz Konferansı toplayalım dedi. Buna da bizim taraftan elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edildiği, Kıbrıs Türklerinin de içinde bulunduğu bir geniş konferansa varız dendi.
Bu bir uluslararası, dediğiniz gibi, çoklu bir Doğu Akdeniz Konferansı. Bunun henüz tarihiyle ilgili ya da ne şekilde düzenleneceğiyle ilgili bir gelişme yok ama adı bu şekilde söz ediliyor. Bunun dışında bir de İstanbul'da Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağı söylendi. Bunu da ikili bir platform olarak anlıyorum. Onun için iki ayrı olaydan söz ediliyor olabilir. Ha, bunu sadece hepsini birden birleştirip bir tek çoklu konferansa indirgemek, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşülecek meselelerin böylesine çoklu bir platformda görüşülmesi sonucu hiç ortaya çıkartmayacak bir gelişme olur. İkisini birbirinden farklı almak, Doğu Akdeniz'deki sorunları konuşulacağı geniş konferansta diğer katılımcı ülkelerin de kimler olacağının görülmesini beklemek ve ona göre onun gündemini ayrıca düşünmek gerekir. Ama istikşafi görüşmelerin gündemi Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süren bir süreçtir. Onun da gündemi bellidir. Şimdi bütün bu kriz süresince bir de yine ortaya çıkan bir başka gerilim noktası da Paris-Ankara hattındaki bir gerilimdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik sert ifadelerine buradan da aynı sertlikte yanıtlar geldi. Ve bir anda hiç beklenmedik şekilde belki Türk-Fransız ilişkilerinde de ciddi bir gerilim yaşandı. Ama dün akşam saatlerinde öğrendik ki Fransa'dan gelen bir talep üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Fransız muhatabıyla bir görüşme yapmış. O eksendeki gerilimin yatışması ve yeni bir diyalog köprüsü oluşması açısından ne kadar önemli buluyorsunuz dünkü görüşmeyi? Çok önemli. Bu gelişmenin de sebebi büyük bir olasılıkla Avrupa Birliği'nin kendi içindeki dengelerin yerine oturması anlamına geliyor. Çünkü Fransa Doğu Akdeniz'deki gerginliği ve Türkiye-Yunanistan arasında beliren bu kıta sahanlığı üzerinden ortaya çıkan tartışmaları bir şekilde Yunanistan lehine bir tavır koyarak izlemeye başlamış. Hatta Charles de Gaulle uçak gemisini göndermeyi bile dile getirmişti. Hatta Yunanistan'a uçak satılacağı ya da işte Yunanistan'a uçak konuşlandırılacağı, Güney Kıbrıs'a birkaç Rafael tipi uçağın indiği gibi bir takım söylentiler çıkmıştı. Bunlar tabii gerginliği hem Türkiye-Yunanistan odaklı olmaktan çıkarttı ve Türkiye-Fransa arasında da bir gerginliğe doğru evrilmesine yol açtı. Hem de Avrupa Birliği içinde başka türlü bir endişe yarattı. Çünkü böylesine bir gerginliği Almanya ve bazı başka Avrupa Birliği ülkeleri istemiyor. Zannederim en son Dışişleri Bakanları toplantısında ve ikili bir takım temaslarla, bilhassa Merkel ile Macron arasında yapılan temaslarla Türkiye ile bu şekilde bir gerginliğin iki tarafa da yaramayacağı gibi bir anlayış belirdi ki Macron da bir bakıma diyaloğun ve bu gerginliğin konuşarak yatıştırılmasının daha sağlıklı olacağı anlayışını bu telefon görüşmesiyle gerçekleştirmek istedi. Telefon görüşmesinin yapılmış olması önemli. Elbette Türkiye ile Fransa arasında da bunun yavaş yavaş yatışan bir sürece doğru evrilmesi sonucu çıkıyor. Bunu da fevkalade olumlu buluyorum. Sayın Çeviköz, şimdi demin de değindiğimiz gibi çok farklı düzlemlerde gerçekleşen bir işte karşılıklı çatışma ya da çekişme sürecinden söz ediyoruz. Şimdi bütün bunlar olurken bir yandan da uzun süredir neredeyse hani ilelebet köprülerin yakılmış olduğu izlenimi veren Türkiye-Mısır ilişkileri, işte Türkiye-İsrail ilişkileri gibi alanlarda da Ankara'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan biraz daha diyalog yanlısı, ikili görüşmeler yanlısı, hatta Mısır söz konusu olduğunda yepyeni bir iklimin oluşmasına yol açabilecek bir anlayış seziyoruz Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarından. O alanda neler bekleyebiliriz? O alanda açıkçası bu açıklamaların çok somut bir takım sonuçlar doğuracağına ilişkin bir işaret aldığımı söyleyemem. O açıklamalarda Sayın Çavuşoğlu daha önce Birleşmiş Milletler'de New York'ta yapılan temaslardan söz etti. Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmelerden söz etti. Karşılıklı olarak bu görüşmeleri devam ettirme kararı aldıklarından söz etti. Ancak bir yandan da bugün görüşmelerin istihbarat örgütleri arasında devam ettiği dile getiriliyor. Şimdi Türkiye ile Mısır arasında 7 yıldır inkıtaya uğramış bir ilişkiler manzumesi var.
ki Doğu Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri ve Türkiye ile de Mısır arasında ciddi tarihi ve hatta yani akrabalık ilişkilerinin bile mevcut olduğunu biliyoruz. Böylesine bir ilişkiyi böyle 7 sene boyunca inkıtaya uğratmak tabii iki tarafın da aleyhine oldu. Ancak bunun düzeltilmesi için görüşmelerin mutlaka siyasi düzeyde yapılması lazım. Dış politika konusu olduğu zaman da mutlaka dış politika yapan kurumların ve onun uzmanlarının devreye girmesi lazım. Onun için görüşmelerin Dışişleri Bakanlıkları veya siyasi şahsiyetler arasında yapılması daha olumlu bir sonuç doğurabilecektir. Ben henüz böyle bir işaret görmüyorum çünkü hala görüşmelerin istihbarat örgütleri arasında devam ettiği söyleniyor. Aynı durum İsrail ile de geçerli. İsrail ile de 2009 yılında Davos'taki One Minute olayından ve 2010 yılındaki Mavi Marmara olayından sonra ilişkiler çok ciddi bir kesintiye uğradı. 6 yıl boyunca iki ülkede büyükelçiler bulunmadı. Düşük düzeyde diplomatik temsil devam ettirildi. 2016 yılında düzelen ilişkiler 2018 yılının ilkbaharında neredeyse 1,5 yıl sonra yeniden büyükelçilerin geri çekilmesiyle sonuçlandı. Orada da aynı sıkıntı var. Kahire'de ve Tel Aviv'de büyükelçilerimizin olmaması, diplomatik temsil düzeyinin maslahat güzarlar seviyesinde devam ettirilmesi elbette bölgede ciddi bir boşluk yaratıyor. Bu boşluğu da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi hemen fırsattan yararlanarak dolduruyorlar. Onun için ne kadar çabuk bu ilişkiler düzelir ve onarılırsa gerek Mısır'la olsun gerek İsrail'le olsun ne kadar çabuk yeniden rayına oturur, büyükelçiler ne kadar çabuk görevlerine başlarsa o kadar avantajımız olur. Umarım sizin söylediğiniz gibi olur ama ben açıkçası henüz siyasi düzeye böyle bir yansıma görmediğim için o konuda biraz mütereddidim. Peki Sayın Ünal Çeviköz çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun efendim.